Ne zaman öğrendin baban olduğunu? Çok olmadı. Ne zaman, ne zaman? Bir hafta, bir ay, bir yıl, ne zaman? Birkaç ay oldu öğreneli. Gününü tam hatırlamıyorum. Kızdın mı öğrendiğinde? Sonuçta babalık yapmamış sana. Sadece üzüldüm. Hı. Baban sahip olduğu ne varsa ölmeden hemen önce senin üzerine yapmış. Peki sen bu kadar parayı nereden buldun? Ben para mara vermedim. O zaman Adnan Bey seni kullanarak boşanma davasında mal kaçırmış, öyle mi? Babamın bana verdikleri boşanmada mal paylaşımına tabi değil. Bana göre sadece babalık borcunu ödedi Adnan Sancaksade. Arabanı tamire götürmüşsün. Hem de babanın öldüğü gün. Yasını unutup arabanı mı yaptırmaya gittin, ha? Neydi bu telaşın? Önceden alınmış bir randevuydu. Tamamen tesadüf. Ölümünden yarım saat önce seni aramış. Bakmamışsın telefona. Duymadım aradığını. Onunla mı buluştun olay yerinde? Ben kimseyle buluşmadım. Öldüğü yere hiç gitmedin mi? Gitmedim. Ben kimsenin yanına gitmedim, tamam mı? Siz şu anda yanlış kişiyi sorguluyorsunuz. Verdiğim bilgiler tutarsız. Neymiş tutarsız olan? Arabanın lastiğine aldığımız toprak örneğiyle olay yerindeki toprak örneği uyuşuyor. Yani sen oraya gitmişsin. Önceki gece buluştuk aynı yerde. E hani gitmedin demiştin biraz önce. Niye buluştunuz? Konuştuk sadece. Ne konuştunuz, ne? Onu merak ediyorum zaten. İş, güç, yatırımlar falan. Sana verdiklerini geri mi istedi yoksa? Bakın siz şu anda yanlış adamı sorguluyorsunuz. Bakın. Siz benim soruma cevap vermediniz ama. İstemedim malının mülkünü adam. İstemedi, niye istesin ki? Biz babamla orada buluştuk, tartıştık. Ben bana yapmadığı babanın hesabını sormaya gittim. Tamam mı? Sonra da saydım, döktüm, çıktım. Bu kadar basit. Arkana yaslan. Aldırdık evinden. Bunlar da savcılıktan belgeler. Bak şimdi, sana bir soru soracağım. Adam akıllı düşün, öyle cevap ver. Babanın arabasına bindin mi yakın zamanda? Hayır, yakın zamanda binmedim. Ceketi evinden getirttik. Sana aitmiş. Evet, bana ait. Ne olmuş cekete? E haliyle bu düğmede bu cekete ait. Ferit'in şikayetiyle polis her şeyi yeniden inceleyecek. Hakimi ikna edecek delil lazım bize. Yani biz sadece işi hızlandırmış olacağız. Odalarına gireceksin. Yaman'a ait bir eşya bulacaksın. Ve Adnan'ın arabasına yerleştireceksin. Adaleti geciktirmenin anlamı yok. Katil cezasını çekmeli. Anlıyor musun beni? Çok iyi anlıyorum hanım. Senin işin bu kadar basit işte Yaman Efendi. Defterini dürme sırası şimdi de Hande'de. Adnan Bey'in arabasında bulduk bu düğmeyi. Senin ceketinden düşmüş. Hani binmemiştin babanın arabasına hiç? Binmedim diyorum, binmedim. Birileri beni suçlu çıkarmak için uğraşmış bayağı. Kim mesela? Kim? Kim? İsim ver. Vallahi bu aralar düşmanım çok. Ben kimseyi öldürmedim diyorum size. Ben kimseyi öldürmedim. O zaman durumu biz özetleyelim senin yerine. Adnan Bey seni kullanıp karısından mal kaçırmak istedi.
Boşandıktan sonra da verdiğin malları geri almak istedi senden. Sen de olmaz dedin. Sonra kavga çıktı, boğuştunuz. Sen de hıncını alamadın, adamı öldürdün. Boğuşma sırasında da bu düğme koptu. Doğru mu? Ya ben kimseye dokunmadım diyorum ya. Ben Adnan Sancakzade'yi öldürmedim. Ben o arabaya da girmedim. Biri bana resmen tuzak kurmuş. Resmen tuzak kurmuş ya. Savcılık cinayet şüphesiyle gözaltı kararı verdi. Nöbetçi mahkemeye çıkana kadar nezaretinde kalacaksın. İstersen avukatını arayabilirsin. Oğlum bak buraya. Götür bunu. Götür. Ya memur bey ne demek götürün ya?